Arkadaşlar merhabalar. SQL Server'la olan bağlantıyı kurmuştuk. Hatta ekleme işlemini de yapmıştık. Şimdi ne yapalım? Güncelleme ve silme işlemini de yapalım arkadaşlar. Bir çalıştırayım. Veri tabanımızda kayıt veriler bulunmuş arkadaşlar. Biz ekleme yapmak istersek ne yapıyorduk? Buraya text box'lara gerekli verileri giriyorduk. Beyza Şahin telefonu şöyle bir numara girdim. Ekle dediğim zaman gördüğünüz gibi eklemelerimizi yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kayıtlı verileri güncelleyelim, silelim. Yani isimi değiştirebilirim, numarayı değiştirebilirim ya da telefonu değiştirebilirim. Önce sili yapalım isterseniz. Sil butonuna çift tıklıyorum. Tamam. Şuradaki komutları kopyalayabiliriz. İsterseniz baştan yaz verelim. Sadece şu ikisini kopyalayayım arkadaşlar. Copy diyelim. Yapıştırıyorum. Bağlantımız gene aynı şekilde olacak. Kaydımız, tabi burada silme işlemi yapacağız. Bu şekilde değil. Şöyle yapacağız. Delete from öğrenci tablosunu sil. Ancak nasıl sil? Bir ver diyelim. Numarası eşit olsun. Numaraya. Bu numarayı parametre olarak girelim. Text box'tan alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki gibi aynı şekilde bir cmd komutu oluşturalım. Cmd bir komut diyelim. Komutumuz kayıt ve kon diyelim. Tamam. Konumuzu yani bağlantımızı açalım. Açmadan önce şu parametreyi ekleyelim arkadaşlar. Numara parametresi nereden alınacak? Onu bir ekleyelim. Cmd'nin parametre. Tamam. Add with value. Burada parantez içerisinde numara diyelim. Hatta başına şunu da ekleyelim. Numara virgül. Bu numara değişkenimiz text box 1'in textinden al. Tabi bu sayısal bir değer. O yüzden integer parse diyelim. Bir sayısala dönüştürelim. Tamam. Şimdi yani numara textbox 1'de kayıtlı numara varsa silecek arkadaşlar. Şimdi burada bunu parametre olarak ekledik. Open diyerek bir bağlantıyı açalım. Gerçi o aşağıda var. Hemen alta yukarı çektim. Daha sonra çalıştıralım arkadaşlar komutumuzu. Execute nonQuery diyelim. Conclose diyerek bağlantıyı kapatalım. Daha sonra listele diye metodumuzu çağıralım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Silme işlemini de bir görelim. Start diyorum. Burada kayıtlı verilerimiz bunlar. Ben şimdi ortada 40 numaralı Orhan'ı silmek istiyorum. O zaman şuraya 40 numaralı kişiyi sil dersem ve sil butonuna basarsam ortadaki 40 numaralı kişiyi silmiş olurum arkadaşlar. Tabi burada iki kayıt varsa mesela burada 10 numara bir tane var, 20 numara bir tane var, 31 var. Hepsinde 60'tan 2 tane var arkadaşlar. O yüzden 60'ı sil dersem ikisini de siler. 60'ı sil diyeceğim. 60'ları sildi gördüğünüz gibi. 70 de silebiliriz isterseniz. 70'i sil diyelim. 70'i de sildik. Şimdi güncelleme yapalım arkadaşlar. Güncelle butonuna çift tıklıyorum. Yukarıdaki parametreleri isterseniz alabiliriz ya da şuradaki ekle butonunun parametrelerini alabiliriz. Bir kopyalayayım. Zaten buraya kadar anlaşıldı arkadaşlar. Yapıştırdım. Bağlantıyı yine kuracağız. Burada kaydımız yani komutumuz şu olsun arkadaşlar. Ya da şurayı temizleyeyim. Şöyle olsun. Komutumuz şu olsun. Update öğrenci set. Neyi değiştireceğiz? Add eşittir ad diye bir parametreyi değiştir. Soyad eşittir. Soyad diye bir parametre neyse onu yap. Telefon eşittir. Telefon diyelim. Tabii bir ver şartımız olsun. Numara da eşit olsun. Ona da parametre olarak alacağımız numara olsun. Tamam. Komutumuz bu. Bunu kayıt değil komut da diyebilirdik. Komut diyelim isterseniz. Tamam. Şu kaydı da komut yapayım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Numara aynı şekilde text box 1'den ad, soyad ve telefon bu şekilde alınacak. Execute deyip gerekli şu komutu veri tabanına göndereceğiz ve gerekli güncellemeyi yapmış olacağız.
Bir burayı da bir görelim isterseniz arkadaşlar. Hemen çalıştırıyorum. Şimdi bir tane burada 20 numaralı Mesut Şahin'di. Bunun ismini, soy ismini büyütelim. 20 diyelim. Mesut diyelim. Soyadını tamamen büyük yazalım. Telefonu da değiştirelim. 541-515 diyelim. Yeterli. Şimdi güncelle diyorum. Bir bakalım güncellendi mi? Mesut Şahin bilgileri güncellendi arkadaşlar. Şurada tıkladığım zaman arkadaşlar verilerin şuraya gelmesini de istiyorum. Mesela ben şu noktayı seçtim ama burada text box'taki veriler değişmedi. Onu da değiştirelim isterseniz. Onu da şu şekilde yapalım. Şuradayken text box dot grid view seçiliyken arkadaşlar şurada özelliklerden event'a gelelim, olaylara. Cell enter, yani hücreye tıkladığım zaman ne yapsın? Çift tıklayalım. Burada şöyle bir şey yapalım. Textbox 1'in teksti eşittir. Dot grid view'in bir parametremiz vardı arkadaşlar. Dot source parametre dot grid view'in tamam, printer oldu arkadaşlar. Cell, tamam. Burada sıfırıncı hücre value diyeceğiz. Positrik. Tamam. Şimdi şöyle burayı bir görün istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada hücrenin sıfırıncı sütununu textbox 1'e aktar dedim. Bir bakalım aktarmış mı? Açılsın. Şimdi burada şu an ilk başta en baştaki hücre seçili olduğu için onu aktardı gördüğünüz gibi. 20'ye tıklıyorum. 20 geldi. Buna tıklıyorum. 30 geldi. 50'ye tıkladım. 50. Baştaki 10'a tıkladım. Boşa tıkladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerini de aktarıverelim. Şurada. Hemen. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırayım. 3 tane daha. Textbox 2. Textbox 3. Textbox 4. Buralara da neyi ekleyeceğiz? Hücrenin birinci, ikinci ve üçüncü elemanını, yani indisini, sütununu ekle dedik. Bir bakalım buraya kadar ekleme doğru mu? Açıldı. Şimdi en baştaki seçili geldi zaten. Gördüğünüz gibi burada Saliha Şahin diye bilgiler geldi. Şimdi burada bilgiyi direkt güncelleyebiliriz. Saliha'nın ilk harfi büyük olsun. Soy ismi tamamen büyük olsun. Numarası da 555-1050 diyelim. Güncelle diyelim. Gördüğünüz gibi Saliha'nın bilgisini güncelledik. Oktay'ın soy ismini, ismini düzeltelim. Oktay O'su büyük olsun. Soy ismi... Tabi Oktay Rıfat'ın soy isim Rıfat değil. Onu biliyorsunuzdur. Şimdi ben fazla uzatmak istemedim. Şimdi bunu da güncelleyelim. Gördüğünüz gibi o da güncellendi. Mustafa'yı da güncelleyelim. Mustafa Yılmaz. Şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Güncelle dedim. Mustafa'nın bilgileri de güncellendi. Yani güncelleme tamam. Oktay'ı silelim isterseniz. Sildim. Yeni bir kayıt ekleyelim arkadaşlar. Tabi şurada kayıtların silinmiş olarak gelmesini istiyorsanız, mesela bir yeni kayıt eklediğim zaman kayıtların silinmesini de isteyebilirsiniz. Onu da bir görelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi şuradayken varsayalım bu geldi. Şöyle yapalım. Şunları sileyim. Burayı düzelteceğiz. Şimdi bir kayıt ekleyelim arkadaşlar. 40 numaralı olsun. Hasan diyelim buna da. Hasan Demir olsun. Numarası da şöyle rastgele bir şey yazdım. Şimdi ekle dediğim zaman Hasan'ı ekledi en alta. Ancak burada da Saliha kaldı. Burayı temizleme işlemini yapalım. Şöyle yapalım onu da arkadaşlar. Şimdi ekleme şuradaydı. Ya da listeleyi zaten ben her şeyi de çağırıyorum. Burada da var, burada da var. Listele fonksiyonunu, şurada listele fonksiyonumuzun altına, şuraya şöyle bir şey yapalım. Textbox 1'in tekstini şöyle boşluk yapalım. Textbox 2'nin tekstini de aynı şekilde
Şöyle 2-3 tane daha yapıştıralım. Şu text box 2 olsun, text box 3 olsun, text box 4 olsun. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi zaten listeli fonksiyonu her işlemde çağrılıyordu. Şu an seçili geldi. Bir ekleme yapalım. 50 numaralı Hasan, Hüseyin olsun. Hüseyin. Su olsun. Telefonda böyle bir şey olsun. Ekle dedim. Bura temizlendi gördüğünüz gibi. Yeni kaydı ekleyelim isterseniz. 60 numaralı Murat olsun. Bu da Toprak olsun. Telefonda şöyle rastgele bir şey yazdım. Ekle dedim. Şimdi seçersem seçili olan kişi gelir. Güncellemek istersek mesela kimi güncelleyelim? 50 numaralı Hüseyin'in bilgilerini güncelleyelim. Hüseyin, Hasan Hüseyin diyelim. Soy isminde Su diyelim büyük harfle. Cebinde şöyle bir şey yazdım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bilgilerini de bu şekilde güncelledi. Seçebiliyorum. Silmek istersen Murat seçiliyken sil dersen Murat silinmiş olur arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde. Yani projeyi kapatırsam, tekrar açarsam kaldığımız yeri getirir bize. Buradaki 4-5 tane kayıt var. Veri tabanımıza bir gidip bakalım. SQL serverımıza. Şurada bir execute diyelim, bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada da 5 tane kaydımız var. Evet arkadaşlar, bu videoda bir önceki videoda oluşturduğumuz uygulamanın eksiklerini tamamladık. Bir önceki videoda ekleme ve listeleme yapmıştık. Bu videoda güncelleme ve silme işlemini yaptık. Kodlar burada arkadaşlar. Baştan sona bakabilirsiniz. Tabi burada şunu yaptık arkadaşlar. Biz SQL Server'la bağlantı yaptık. Access'le de yapabilirsiniz bağlantıyı. Çok farklı bir şey yok. Onlar da yeri ve zamanı gelince göstereceğim. Ya da diğer bir veri tabanı yönetim sistemiyle de bağlantı kurabilirsiniz. Burada con dediğimiz bir connection'ımız var. Nereden, hangi veri tabanına bağlanacağız? Veri tabanımızın ismi ne? Bağlantı şekli gibi parametrelerimiz var. Bir string kayıt ya da commit diye bir değişkeni de tuttuk. Gerekli bağlantıları yaptık. Textbox'ları temizleme işlemini bu şekilde oluşturduk. Burada şey var arkadaşlar. Buton 1 ekleme işlemi yapıyor. Burada insert into diyerek bir commit gönderdik veri tabanımıza. Şuradaki parametreleri al dedik. Ve şu çalıştırma işlemiyle de komutu çalıştırdık. Üçüncü butonumuz neymiş? Delete, silme işlemi yaptı. İkinci butonumuz update, yani güncelleme işlemi yaptı. Burada da .grid.view'deki verileri tıkladığım zaman text box'ta görmek için bu şekilde bir işlem yaptık arkadaşlar. Uygulama bu kadar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.